Evet. Şimdi bu ders grubunda 4 tane laboratuvarınız var. Birini yaptınız. Adaptasyon, nekroz, dolaşım bozukluğu. Şu anda inflamasyonu göreceğiz. Laboratuvarlarda incelemeniz kolay olsun diye preparat sayılarını kısıtlı tutmaya gayret ettik. Daha fazla gösterilebilir mi? Evet, gösterilebilir. Biraz kafa karışıklığı yapar. Maksat buradan bir patolojiye mikroskopik hakimiyet olsun değil, bir fikir edinilsin, nasıl bir yoldan yürünüldüğü görülsün ve temel bazı noktalar öğrenilsin. Eğer tıp açısından bakıyorsanız gerçekten gerekli olanı minimalini sunuyoruz. TUS açısından bakıyorsanız eksik sunduğumuz bile söylenebilir. Ama henüz TUS soruları açısından laboratuvar dersi gözüyle bakıyorum. Bu kadar şeye gelinmedi. Çok kısa bir sürede içinizden mutlaka girenler olacak. Siz girdiğiniz zaman TUS'ta da açıkça mikroskopi soruları çıkacak. Çünkü yıllardır benzer başka sınavlarda, yurt dışı sınavlarda soruluyor. Sorulurken az önce söylediğim esaslar içerisinde soruluyor. Yani bir genel pratisyen hekim mikroskopa baktığı zaman neyi tanımalıdır? Bugün inflamasyon olduğu için akut iltihap hücresi nedir? Kronik iltihap hücresi nedir? Ben ne zaman buna iltihap demeliyim, ne zaman dememeliyim? Bunlar hakkında genel bir fikir sahibi olmalı. Geçen gün sınıf grubunda bir arkadaşınız bir soru sordu. Zannediyorum geçen seneden olmalı ki tümörlerle ilgili bir detay soru sordu. Ben de sınıf grubunda sor ki herkes duysun cevabı dedim. Tekrar sormadı, bekliyorum sormasını. Henüz tümör dersini de görmediğiniz için. Zamanı gelince gerekirse tekrar söylerim orada. Burada maksadımız temel şeyleri görmek. Mesela adenoid yapı, henüz tümörleri görmedim. Nötrofil lökosit, lenfosit, plazma hücresi. Bunları histolojiden gördük diyeceksiniz. Haklısınız, gördünüz. Fizyolojide adı da geçti, bahsedildi. Ama dokuda görmek başkadır. Hepinizin elinde akıllı telefonlar var. Oraya lenfosit yazdığınız zaman karşınıza bir de görseller derseniz Google bir sürü fotoğraf çıkaracaktır. Bunlara bakın. Bir şeyler söyleyecektir size ama dokuda görmek başkadır. Bir hücreyi çıkarıp tek başına bu bir lenfosittir diye gösterdiğiniz zaman kolay ayırt ediyor. Kocaman bir nükleus, dar bir sitoplazma. Ama onu alıp dokuya koyduğunuz zaman nasıl görünüyor? Diğerlerinin arasında nasıl ayırt ediyoruz? Buna uğraşacağız. Üç tane preparatımız olacak. Başlıyorum artık. Yeterince gevezelik yaptık. İşe yaradı mı gevezelik, onu merak ettim. Yaramamış. Tamam. Bir soru varmış. Bırak şimdi sınavı ya. Tek başıma söyleyeceğim bir şey değil onun için. Diğer öğretim üyeleriyle beraber bir şey olursa size zaten duyururuz. Biz şimdi bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Sınavı, şu dersi dinleyen bunun sınavını %10.000 yapar. Yani burada zor bir şey yok, baştan söyledim. Üç tane preparatımız var. Birisi akut iltihap. Teorik derste anlattıklarımızı düşünürseniz en çok gördüğümüz iltihap şekli buydu. Akut iltihap olarak örnek size apendikste akut iltihabi olayı, akut apendisiti göstereceğiz. Tabii ki başka organlarda da olabilir. Buradan temeli öğrendiğiniz zaman siz bunu safra kesesine, siz bunu derideki bir çiziye, kesiye, her yere uygulayabilirsiniz. Önemli olan mekanizmayı anlamak. İkincisi kronik iltihabi olay. Bunun içinde diş çevresinden bir doku çıkartılmış, diş hekimliğinde o gönderilmiş, ona bakmışız. Neden kronik? Akut da olabilirdi, apselleşebilirdi. Akut olurdu o zaman. İşte iyileşememiş. Zaten kronik iltihabı anlatırken size ne demiştik? Tekrarlayan olaylar, iyileşememe, kronik iltihaba iter demiştik. Güzel bir örnek. Üçüncüsü de granulomatoz iltihabı olay. Kronik iltihapların özel bir şekliydi. Bunları göreceğiz. Şimdi öğrencilerimizin preparatları mikroskoba koymadan ışığa tutup bakmalarını ben şiddetle destekliyorum. Ama bakış şekli önemli. Bakın bu üç preparatımız. Bakarken bu yuvarlak, yanında bir yuvarlak daha var. Bu karmaşık işte üç tane olimpiyat halkası gibi. Bu işte yuvarlakmış da kenarı kes. Böyle değil. Böyle bakarsanız bir şeye yaramaz. Sizi yanıltır. Neden? Burada doku kesitine makroskopik bakıyorsunuz. Nasıl bakmalıyız o zaman? Şimdi bu bir kere üçü farklı burada. Burada üç tane preparat resmini yan yana koymamın sebebi birbirlerinden farklı. Diyelim ki masada numarasını bilmiyorsunuz. Hangisine bakacağınızı her zaman değil ama bu ders grubunun bu laboratuvarda anlayabilirsiniz. Anlayabilirsiniz diye. Ayrıca bazıları organı da söyler size. Bizim için ilk bakacağımız akut iltihabı olay. Apendiks şunlar. Nereden bildin apendiks olduğunu? Burada numaraları yazmasa, kenarda olmasa da
Appendix diyemesem bile ona çok yakın şeyler söylerdim. Bağırsak olabilir, özofagus olabilir derdim. Neden? Lümenli bir organ. Ortasında bir boşluk var, kenarında bir doku var, etrafında açık pembe bir doku var, sonra koyu pembe bir doku daha var. Aslında bunun ortasında gördüğünüz beyaz kısım lümen. Onun etrafına gördüğünüz mor alan lenfoid foliküller. Onun etrafındaki beyaz kısım işte musküler tabaka, ondan önceki submukoza. En dıştaki mor kısım da musküler tabakanın bizzat kendisi. Bunları uydurmuyoruz. Göz alışkanlığıyla tıbbi bilgilerimizi de tamamlıyoruz. Yandaki de appendix. Bunun lümenini seçemiyorum. Çapının arttığını görüyorum. Daha mikroskoba koymadık. Bakın fikir edinebiliyoruz. Onun dışında organ bütünlüğü korunmuş. Appendix olduğunu söylüyorsanız bana başka bir şey söyleyemem. Kalınlaşmış derim. Lümeni görülmüyor derim. Bakın burada bunun en küçük büyütmesini görüyorsunuz. İki tane doku. Her zaman yok bu ama bazı dokularınızda yan yana iki doku olacak. Burada size iplik ucu olabilecek normal doku örneğini ve patolojik doku örneğini yan yana koyduk. Bu onlardan bir tanesi. Normal doku örneği appendix, şu lezyon, küçük olan. Appendisit olan ise büyük olan. Neden? Karşılaştırasınız diye. Şimdi appendix, bakın lümen burada seçilmiyordu. Hocam burada seçiliyor. Zaten her preparat birbirinin aynısı değildir. Hiçbir zaman birebir birbirinin aynı iki preparat bulamazsınız. Bir kitabın sayfaları gibi, kitapta dışarıdan bakarsanız bir kitap, herhangi bir sayfaya uzaktan bakarsanız bir sayfa, ama yan yana geldiğiniz zaman her sayfada farklı bir şey yazıyor. Tıpkı onun gibi biz kesit yaparken 5 mikronluk yapraklar ayırıyoruz. Ama her sayfada başka bir şey yazıyor. Ama genel olarak şu anda okuduğumuz kitabın adı akut appendisit ise hemen hemen her sayfasında akut appendisit yazacak. Kimisinde mukoza değişikliğini yazacak. Kimisinde duvarı yazacak, kimisinde belki perfore olduğu, yani delindiği yeri yazacak bu açıdan bakarsanız. Appendix'in normali ile patolojik olanında bir çap farkı var. Artık mikroskoba geçtik. Bu 10 kez büyütülmüş bir görüntü. 10 kez derken mikroskoplarınızdaki onluk 10 kez değildir. Bildiğiniz şeyi bir daha söyleyeyim. 10 objektifte varsa 10 da okülerde olduğu için 10 kere 10, 100 kez büyütmedir. Onun için mikroskoplarınızdakinden daha farklı bir şekilde çekilmiş. Yine preparata hakim olasınız diye. Objektif 1, oküler 10. Yani sadece 10 kez büyütülmüş oluyor. Bir kere 10 ettiği için. Böyle bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Burada klinik bazı verileri var. 8 yaşında bir erkek çocuk olduğunu, ani başlayan karın ağrısı, karnının sağ alt kadranında özellikle olduğunu bize vermişler. Bulantısı, kusması, ateşi varmış. Bunlar neydi? İltihabın sistemik bulgularıydı. Kanda lökosit artışı görülmüş. Kanda lökosit gerçi biraz daha ayrıntılandırılabilir. CBC'sini görsek söyleriz. Bütün inflamatuar hücreler hemen hemen lökosittir. Yani beyaz küredir. Lenfosit de lökosittir. Burada daha açık bilgi verilebilirdi. Nötrofil lökosit denebilirdi. Öyle olduğunu tahmin ediyorum çünkü. Ve hastaya klinik incelemelerden sonra apendektomi yapılmış, patolojiye gönderilmiş materyal. Biz baktığımız zaman mukozasında yer yer ülserler olduğunu, lümende nekrotik hücre artıkları olduğunu görmüşüz. Lenfoid foliküllerin, şimdi göreceğiz, belirginleştiğini, parçalandığını, mukozada, musküler tabakada, serozada, nötrofil lökositten zengin bir iltihabi hücre infiltrasyonunu, ki bu hastaya tanı koymanın temel şeyi de budur. Yani duvarda nötrofil lökosit infiltrasyonu. Şunlar başka durumlarda da olabilir. Ülserasyon, paraziti vardır mesela. Ülsere edebilir olabilir. Nekrotik debris, enfarktüs varsa onda da olabilir. Ama akut iltihap dedirten şey nötrofil lökositin varlığı ve konjesyone damarlar, kanama alanları görmüşüz. Bunlar sizlere online ortamda onu İletmedik galiba föy bilgileriniz. Föylerinizi de hemen şimdi bugün iletirim ben size, eğer elinizde değilse, önceki yıllarda aldıysanız föyünüzdeki bilgiler. Şimdi fotoğraflara geçeceğiz. Bu dokulara daha yakından bakacağız. Burada bazı ayrıntıları var ama biz daha fazlasını göreceğimiz için onun üstüne durmayalım. İşte iki doku yan yana. Appendix. Şu normal appendix. Bu patolojik olan. Burada biraz daha seçebiliyoruz. Şurada mukozanın altındaki bezleri, lümeni görüyoruz. Lenfoid folikülü şurası. Şurası, germinal merkezleri de var. 4-5 adet lenfoid folikül, lümen, bezler, bir submukoza hafifçe yağlanmış ve musküler tabaka, normal appendix.
Yandakine bakıyoruz, lümen yine var. Foliküller var ama biraz düzensizleşmişler. Şimdi yakından da bakacağız. Sub mukozadaki bu yağlı dokuyu da görüyoruz. Konjesyone damarlar böyle kıpkırmızı görünüyor. Konjesyon lümenin eritrositlerle tıka basa dolu olmasıydı. Onun dışında başka bir şey görüyor musunuz derseniz, bu büyütmede hayır. Ama duvarı böyle genişleten, apendiksin çapını artıran bir şeyler olmalı. İşte onlar iltihaptaki ödemimiz ve iltihabi hücre infiltrasyonumuz. Yakından bakalım. Mukozanın lümeni görüyoruz. Döşeyici epiteli şimdi az önce seçemiyorduk. Tek katlı prizmatik epitel olduğunu görüyoruz. Altında bezleri görüyoruz ve lenfoid folikül 1, 2, 3 tanesini izleyebiliyoruz. Bu hangi apendiks sizce? Bu normal olan, doğru söylüyorsunuz. Bu da patolojik olan apendiks. Aynı büyütmede çekilmiş bir fotoğraf. Şurada lümeni görüyorsunuz. Böyle hücre olduğu anlaşılamayan, proteine sıvı desem kırıntılar içeren, yani nekrotik bir materyal. Birazdan büyüteceğiz. Şurada yoğun nötrofil lökosit yığınları var lümende. Yani duvarda inflamasyon gelişmiş, hücreler oradan dökülmüş, lümene kadar atılmışlar. Az önce gördüğümüz tek katlı prizmatik epitel yok olmuş. İşte o ülserasyon, erozyon dediğimiz epitel kaybını mikroskopta böyle görüyoruz. Şurada epitel olmalı. Şunlar bezler. Karşılaştırıp bir öncekine bakarsanız bezlerin ne kadar düzenli göründüğünü, bakın şu bezler bu hale almışlar. Bunlar da nekroza gitmişler. Submukozadaki yağ dokusunu görüyoruz. Musküler tabakayı görüyoruz. Genişlemiş kan damarlarını görüyoruz. Tamamen içi boş, şeffaf olanlar yağ hücreleri. Ama içinde böyle eritrositler olan, tam düzgün değil, oval ya da hafif dalgalı olanlar damar kesitleri. Mesela yağ hücresi şu damar kesiti. Şunlar biraz daha yakından bakmalıyız ama yağ olduğunu düşünüyorum. Şunlar kan damarı kesitleri. Başka ne var? Tüm duvar boyunca şurada bir lenfoid folikül var. Yapının bozulduğunu, bir iltihabi hücre infiltrasyonu olduğunu görüyoruz. Ama halen hücrelerin tipini söylemekten uzağız. Genellikle mikroskoplarınıza bakarken sizlere mikroskoptaki sadece objektifle söylüyorum. Dörtlük ve onluk büyütmeler yetecektir. Kırklık, yüzlük büyütme özel durumlarda gerekir. O özel durumlar burada ayrıntılı küçük bir şey arıyorsanız. Burada mesela şimdi göstereceğim nötrofil lökositi, az sonra göstereceğim lenfositi. Başlangıçta ayırt etmek için kırklığa ihtiyacınız olabilir. Daha sonra onu da onlukla tanıyabilir hale gelirsiniz göz alışınca. Yakından bakıyoruz az önceki patolojik olan apendiksin. Bir önceki fotoğraftan iplik ucu var burada. Şurası lümen yüzü. Artık duvar büyüttüğümüz için bir mikroskop alanına sığmamış. Dolayısıyla yavaş yavaş aşağıya doğru bakacağız. Şunlar parçalanmış, epitel hücresi dökülmüş, bezlerin kalıntıları. Burada iltihabi hücre infiltrasyonu var. Hem lümende serbest olarak hem de duvar boyunca normal doku elemanlarının arasını doldurmuş. Biz ona infiltre etmiş diyoruz. Bez kalıntısı. Bu bir kan damarı. Burada epitel hücreleri var. Daha bazofilik görüyorsunuz. Burada onlar yok. Endotel daha yassı bir yapı. Duvarda iltihabi hücre infiltrasyonu, mukozal kenar. Yine iltihabi hücreler şuraları infiltre etmiş. Daha büyük büyütmede de göstereceğim. Şunlar yağ hücreleri. Tamamen düzgün sınırlı olarak gördüklerimiz. Şurada bir kan damarı var. İçerisinde plazmanın olduğunu görüyoruz. Kan damarının etrafında iltihabi hücrelerin bir yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlar lümenden dokuya yeni çıkmış hücreler. Hani marjinasyon, ondan sonra reseptörlere yapışma, endotel hücrelerin oradan dışarıya çıkma. İşte o hareketleri burada kendisini görüyoruz. Bunların hepsi nötrofil lökosit. Büyük büyütmede daha iyi göreceğiz. Bu da aynı apendiks, serozal yüz. Yavaş yavaş mukozadan dış tarafa doğru çıktık. Yine büyük bir kan damarı, iltihabi hücreler. Burada da yağ hücreleri var ama artık burası serozası. Yani iltihabi hücreler apendiksin duvarından peritona kadar ulaşmışlar. Bu da lezyonun, hastalığın, akut apandisitin yeni başlamadığını, epeyce bir sürecin geçtiğini, hastanın karnı ağrırken, şikayetleri varken bir sürenin geçtiğini, bu süre henüz akut iltihap hücreler olduğuna göre muhtemelen bir günlük bir sürenin içerisinde bir kısmı içermektedir. Yağ hücrelerin arasında ve apendiksin en dış duvarında yine nötrofil lokusu ağırlıklı bir infiltrasyon. Hep nötrofil lokusu diyorsun hocam, yakından görelim, buyurun görelim. Az önce şu damarı size yağ hücrelerinin kenarında göstermiştim.
Şunlar endotel hücreleri, damarın lümenini döşemiş. Lümende pembe renkli bir sıvı görüyorsunuz, bu plazma. Şunlar nötrofil lökosit, nötrofil lökosit. Eğer nükleuslar derslerde de gösterdiğimiz gibi, sizin de kolayca bulacağınız gibi bir lobülasyon gösteriyorsa biz ona nötrofil lökosit diyoruz. Aslında nötrofil olduğunu nereden bildin hocam? Bunun granüllerinin boyanmasını mı gördün? Hayır, görmedim. Ama eozinofil olursa pırıl pırıl parladığını görürüm. Bazofil çok azdır periferik kanda. Dolayısıyla lobüle nükleus görüyorsanız bu binde 999 diyeyim nötrofil lökosittir. Hele de kırmızı değilse sitoplazması. Onun için burada çok sayıda nötrofil lökosit var. Damar duvarından dışarı doğru çıkma gayretindeler. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman apendiks, ödem var, duvar genişlemiş, ülserasyon var, nekrotik hücre kırıntıları var ve yoğun nötrofil infiltrasyonu var. Tanımız akut apandisit oluyor. Bakayım soru var mı? Yok. Güzel. 10 kişi olmuş oradan da gelen. Şimdi ikinci preparatımıza geçiyoruz. İkinci preparatımız diş çevresinden hazırlanmış oradaki bir granülasyon dokusu. Lütfen granülomla granülasyonu karıştırmayın. Eğer dönem 3 sınavına giriyorsanız 40 not alırsınız. Hekim olmuşsanız gülünürsünüz. Granülasyon dokusu bir onarım dokusudur, tamir dokusudur. Granülom özel bir kronik iltihabi olay şeklidir. Şimdi biz bu hastada bir granülasyon dokusu göreceğiz. Neymiş hastamız? Bir ona bakalım. 28 yaşında kadın, uzun süredir devam eden diş çürüğü, tedaviler görmüş ama en sonunda diş çekilmiş. Diş çekilirken diş kökünde cerrahi işlemle çıkarılan 8 milimetrelik bir lezyon varmış. Bir yuvarlak nodül şeklinde bir lezyon çekim sırasında ve o bize incelenmeye gönderilmiş. İşte gönderilen doku bu. Herhangi bir az önceki dokuda tarif ettiğim gibi şurası budur, burası budur diyecek bir yer yok. Çünkü normal bir doku görmüyoruz. Tabii ki başka bir yerden de alınıp yine organı tarif edemezsiniz ama biz şimdi mikroskopta da bakacağız. Burada özel bir organdan ziyade iltihabi hücre yığını göreceksiniz. İltihabi hücrelerinin şekline bakacağız. Tanımız kronik iltihabi olacak. Çünkü özel bir dokudan ziyade granülasyon dokusunu görüyoruz. Preparatlarımızdan baktığınız zaman aynı mikroskopta olduğu gibi işte pembe, hafif morlukları olan, düzensiz, kırıntılı, lobüle bir yapı izliyoruz. Şimdi burada bir fotoğraf var ama biz daha ayrıntıları olduğu için diğerlerine geçelim. Bu onluk büyütmede gördüğümüz manzara, herhangi bir şey seçemiyoruz. Pembe, arada bazı morlukları var deyip geçebilirsiniz, haklısınız. O zaman büyütmek lazım. Büyüttüğümüz zaman burada özel bir doku oluşturmayan çok sayıda inflamatuar hücre, küçük hücreler olduğunu söyleyebilirim hala. Özel bir dizilim olmadığını, bir sonraki preparatımız mesela granülom, ona benzemediğini söyleyebilirim. Granülomda yuvarlak nodüler yapılar görmeliyiz. Damarlar var ama az önceki gibi konjesyone değiller. Lümenleri eritrositlerle tıka basa dolu değil. Dokuyu daha çok mor görüyorum. Bu mor görmemin sebebi çekirdek fazla, sitoplazma az olmasındandır. İltihap hücrelerinden çekirdeği sitoplazmasına göre çok olan hangisidir diye hemen düşünüyorum. Aklıma lenfosit ve plazma hücresi geliyor. Çünkü lenfositlerin sitoplazması çok incedir, daracıktır. O zaman bunlar lenfosit olabilir. Yani nötrofil pek beklemiyorum. Ne yapmam lazım? Büyütmem lazım. Yaklaştırıyoruz. Evet, az önce gördük. Damarları az önce seçemedik. Şimdi şurada bir adet. Şurada bir adet. Böyle uzun, pembe. Şurada küçücük. Damarları seçebiliyorum. Akut iltihaptaki damarlarım gibi değil. Çünkü orada ödem, konjesyon hakimdi. Burada öyle değil. Yine az önceki inflamatuar hücreleri lenfosit olduğunu tahmin ediyoruz. Bakalım. Yaklaştırdık. Artık seçiyoruz. Neyi seçiyoruz? Bakın bunlar sitoplazmasını neredeyse göremediğimiz son derece hiperkromatik, yani koyu kromatinli boyanmış yuvarlak nükleuslu hücreler. Bunlar lenfositler. Bunların arasında akut iltihap diye lenfosit olmaz, kronik iltihap diye nötrofil olmaz diye bir fikir yürütmeyiniz. Hakim olan hücreye göre karar veriyoruz. Burada hakim olan hücre lenfositler. Ayrıca arada birkaç tane daha büyük hücre var. Şurada, şurada, şurada. Derste bahsetmiştim. Bazen hücrenin ayrıntısına girmeden mononükleer hücre deriz demiştim. Halbuki hücrelerin
neredeyse tamamına yakını, istisna birkaç hücre zaten mononükleerdir, monotek demek. Biz mononükleer derken inflamatuar hücrelerde lobüle nükleosu yok anlamında kullanıyoruz. Burada bir mononükleer hücre infiltrasyonu var. Bunlar büyük, bunlara lenfosit diyemem. Bunlar muhtemelen makrofaj arkadaşlar. Monositler dokuya çıkmışlar, makrofaj olmuşlar. Belki arada şurada bir nötrofil olabilir. Çok seçilemiyor ama çoğunluğu mononükleer hücre bunların. Dolayısıyla lenfosit ve az miktarda da makrofajdan oluşuyor. Kan damarı var mı? Var. Hala zor seçiyoruz. İncecik bir damar şuradan gidiyor. Burada biraz kanama olmuş. Dışarıya kanı, daha doğrusu kan kelimesi yanlış oldu. Eritrositleri kırmızı noktalar, boncuklar gibi görüyoruz arada. Bir daha büyütelim bakalım. Biraz daha büyüttüğümüz zaman lenfositler, evet. Ama bunların arasında eritrosite benzemeyen, bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yuvarlak lobüle yapı görüyorum. Bunlar eritrosit değil. Eritrosit şu, o daha kırmızı, bu biraz daha pembemsi. Bu daha bir hücre gibi. Eritrositi hatırlarsanız 7 mikron kadar çapı, 7.2 mikron sağlıklı eritrositin ortası çökük, bir düğme gibidir. Elbise düğmesi gibi, ortası çöküktür. Ama işte bunları biz şurada olduğu gibi görürüz. Şu okumuzun dışarıdaki haline bakarsanız bu eritrositi gayet iyi temsil ediyor. Niye? Ortası farklı renkte, iyice soluk, 3 zon olmayacak tabii. Kenarı biraz daha koyu. İşte bunlar öyle. Ortası çökük olduğu için, ortası yaklaşık olarak 2 mikron kalınlığında, kenara doğru genişliyor, 5-6 mikrona çıkıyor ama çapı da 7 mikron. Çöküklük var ortasında, onun için biz ortasını soluk, kenarını daha koyu görürüz. Bunlar öyle değil, biraz daha farklı. Boyutları değişik. Bunlar şişko yapılar. Bunlar tamamen küresel hal almışlar. Bunlar hücrelerin sitoplazmalarında üretip dışarı attığı immünglobulin damlacıkları. Yani plazma hücrelerinin dışarıya bıraktıkları immünglobulin damlacıkları. Bunlara Russell cisimcikleri ismi veriyoruz. Tarif eden kişinin adına izafeten. Bir ortamda böyle Russell cisimcikleri, immünglobulin damlacıkları varsa uzun süredir devam eden bir kronik inflamasyon olduğunu rahatlıkla düşünebilirsiniz. Demek ki hücrelerimizin önemli bir kısmı da plazma hücresiymiş. Hocam plazma hücresiyle lenfositi mikroskopta ayırt edebilir miyiz? Ederiz. Ben şimdi buradan bazı hücrelerden şüpheleniyorum. Ama bunu anlamak için biraz şemaları da önce incelemek lazım. Lenfositin nükleosu daha koyu, mor, düzgün. Plazma hücresinin nükleosu biraz daha dalgalı. Belki benzetmek gerekirse dama tahtasına, satranç tahtasına benzer. Yani kromatini koyu açık, koyu açık böyle noktacıklı gibidir. Ve sitoplazması da görebilirsiniz. Hücrenin bir kenarına doğru çekilmiştir. Bunlarda var. Sitoplazma tek tarafa doğru uzanmış. Ona eksantrik deniyor. Eksantrik merkezden kenara doğru giden demek. Şunlar plazma hücreleri. Eğer Russell cisimciklerini gördüyseniz bu ortamda plazma hücresi zaten mutlaka bulunur. Daha büyük büyütmeler belki biraz daha fikir verebilir ama bu kadarı yeterli olacaktır. Geldik sonuncu preparatımıza. Bu da bir granulomatoz iltihabı olay. Yine bir kronik iltihap şekli. Soru var mı bakalım? Soru yok. Tamam. Burada hastamız, tabii bunlar örnek hasta. İlla böyle olacak diye bir şey değil. 23 yaşında kadın hasta demişiz. Bu 78 yaşında erkek hasta da olabilirdi. Bazı durumlarda yaş ve cinsiyet çok önemlidir. Bazı durumlarda ikinci plandadır. Ama mutlaka sorarız. Bize fikir verip vermeyeceğini o bilginin önceden kestiremeyiz. Onun için sorarız. Ateşi, öksürüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı varmış. Demek ki akciğerlerini tutan bir lezyonu var. Veya mediastinini tutan bir şey var. Nefes darlığı oluyor. Nefes darlığı var demek üst solunum yolu, alt solunum yolu ikisinin beraber etkilenmesi demek. Ateşi var, bu enfeksiyonu var demek. Öksürüğü kesinlikle akciğerlerinde lezyon olduğunu gösteriyor. Devam ediyoruz. Boyunda kitlesi de varmış. İkisini bağlamak için daha ders grubunun başındayız, bu yılın başındayız ama işte enfeksiyonlar, bunun arasında tüberküloz var, kanserler, birçok şey geliyor. O zaman ne yapmalıyız? Hastanın akciğerinden de biyopsi alabiliriz ama daha kolayı boynundan da alabiliriz. Boyundaki lenf nodunu almak akciğerinden biyopsi almaya göre biraz daha az travmatik olabilir.
Ayrıca lezyon patolojik ölçülerdeyse, yani bu lenf nodu kesinlikle lezyon gösteriyor derseniz önce oraya yönelmek daha iyi olur. Devam ediyoruz. Radyoloji yapmışlar. Akciğerde nodüler lezyonları varmış. Nodüler demek düğme gibi akciğerin normal histolojisinde olmayan sağında solunda çok sayıda lezyon var. Nodüler lezyon. Bu kesinlikle patolojik. Mediastende lenf adenopatileri varmış. Lenf adenopati demek lenf düğümlerinin patolojik ölçülerde büyümesi demek. Şimdi hastanın 3 ayrı yerde lezyon olduğunu öğrendik. Klinik ve radyolojik olarak. Klinik olarak öksürüyor, ateşi var, nefes darlığı var. Boynunda kitlesi var lenf nodunda. Radyolojisinde akciğerinde lezyonları var. Ayrıca radyolojisinde mediastinde lenf nodu var. Bunların üçünü bir araya getirmek için tüberküloz aklımıza geliyor. Bu ders bunda da göreceğiz. Bir sonraki ders bunda tüberküloz olarak da göreceğiz. Şimdi granulomatoz iltihap diye görüyoruz. Hastalık bilgilerini vermemin sebebi biraz aklınızda şekillensin diye. Sadece granulomu derste anlatmıştık zaten. Servikal lenf nodundan eksizyonel biyopsi yapmış. Eksizyon demek, bunu üçüncü ders grubunda yine göreceğiz, lenf nodunun bütünüyle çıkartılması demek. İnsizyonel demek, kesip bir parçasının çıkarılması demek. Yani eksizyonel lenf noduyla bir karpuzu bütün olarak, insizyonel lenf noduyla oradan bir dilim alıyorsunuz. Karpuz orada duruyor. Burada bütün olarak çıkartılmış, eksizyonel. Şimdi neler olduğunu az sonra göreceğiz ama burada bir iplik ucu var, onları alalım. Lenf nodunda korteks medülle ayrımı yok. Rezidüel, yani geride kalmış sağlıklı az sayıda folikül yapısı var. Düzensiz şekilde çok sayıda granülomlar var. Granülomlardaki hücreleri tarif etmiş. Dev hücreler görecekmişiz. Kazeifikasyon nekroz alanları görecekmişiz. Teorik derslerimizdeki bilgilerden çok da zaman geçmedi. Aklınıza hemen tabii ki tüberküloz hastalığı gelmiştir. Burada lenf nodunu görüyoruz. Lenf noduna bu tanıyı alınca hekim beyni hemen tamam bunun akciğerindeki de bu, mediastinindeki de bu diye üçünü birbirine birleştirir. Çünkü tüberküloz bir enfeksiyon hastalığıdır. Sistemik hale geçmiş, mediastin ve servikal lenf nodlarına gelmiş diye düşünürüz. Preparatımız şu dışarıdan baktığımız zaman. Burada şöyle lümenli bir organ olmadığını, bunun gibi düzensiz de olmadığını görüyoruz. Kapsüllü, tamamı sığmamış, şuradan bir kısmı eksilmiş bir organ olduğunu, yine çok mor alanlar görüyoruz. Mor demek çok nükleoz, az sitoplazma demekti. O halde lenfositten zengin bir doku görebilirim diye düşünürüm. Yani preparatı ışığa tutunca bunlara bakacaksınız. Üçgendi, kareydi, dörtgendi, file benziyor filan. Onlar da espri, ona da bakın ama asıl buna bakın. Yalnız lenf nodu için fazla pembe alanları var. Bu da dikkatimizi çekiyor. Bu kadar. Şimdi mikroskobuna geçelim. Evet, bu az önceki çıplak gözle baktıklarımızın mikroskopik manzarası. Kapsül şurada, şöyle devam ediyor. Lenf nodu şurada kesilmiş. Preparata sığmadığı için devamı bir başka parçada incelenmiş. Çevre yağ dokusunu görüyoruz şurada. Buradan itibaren lenf nodu başlıyor. Şunlar follikül, follikül, follikül. Büyük büyütmede göreceğiz folliküller. Korteksinde bir miktar follikül var. Seçebiliyoruz. Medulla diyeceğim yer, ya medulla böyle olmazdı ki. Yani burası uyuyor medullaya ama medullada farklı bir şey var. Medullada biz normalde B lenfosit ağırlıklı ve biraz da sinüzoid beklememiz lazım. Yani endotelle döşeli, gelen lenf sıvısını süzen, makrofajları da olan bir alan görmemiz. Öyle değil. Yine bu bana garip gelen yere baktığımız zaman yuvarlak, lenf nodundaki foliküllere benzetebilirsiniz belki ama onlardan daha büyük ve daha pembe duran alanlar görüyoruz. Bu yapılardan, bakın şu lenfoid folikül ama şu değil. Bunların aralarına da yayıldığını görüyoruz. Yine dokunun derinliklerine baktığım zaman böyle mor küçük noktalanmalar görüyorum. Az önce zaten neler göreceğimizi söylemiştim. Şimdi de bir şeyleri sanki bilmiyormuş gibi tarif ettim. Şimdi söyleyelim büyük büyütmelerine bakacağız. Bunlar lenfoid folikül. Şunlar granülom yapıları. Şunlar da nekroz alanları. Geniş nekroz odakları şunlar. Şimdi yakından bakalım. İşte bu lenfoid foliküllerin normal göründüğü yerler. Burası kapsül. Lenfoid foliküller görüyoruz. Tamam. Şurada lezyon başlıyor. Lezyon açıkça daha pembe. Neden pembe? Çünkü granülomun temel elemanı evet lenfositler ama epiteloid histiyositlerdir. Birinci eleman epiteloid histiyositdir. Epiteloid histiyosit dediğimiz hücreler geniş sitoplazmalı olurlar. Geniş sitoplazma olunca hücre pembe olur.
nükleoz az olur. İşte buralar hep epiteloid istiyoz alanları. Bakın arada bir lenfoid folikül kalmış. Onun dışında şimdi preparatın bir yerine bakarsanız çok anlayamazsınız. Burada granülom falan göremiyoruz. Granülomlar bir tane bir tane başlar. Sonra onlar çoğalır. 10 tane, 100 tane, milyon tane olur. Sonra onlar birbirleriyle kaynaşmaya başlar. Biz granülom 1-2 taneyken pek hastalığı yakalayamayız. Bulguları da az olur. Çoğalıp birbirleriyle kaynaşırlar. Biraz da granülomluklarını kaybederler kaynaştıkları zaman. Ama sağda solda tek kalanlar olur. Onlar bize yardım edecek. Bakın dokuyu dolaştıkça lenfoid foliküllere benzetemeyiz. Şurada bir tane acaba lenfoid folikül mü diyebiliriz ama bunlar granülom yapıları. Lenfoid folikülden daha büyük, daha pembe. Çünkü içlerinde bol miktarda makrofaj var. Yine bu büyütmede dikkatinizi çekeceğim. Daha sonra büyük büyütmede göre. Şurada mesela bir hücre var. Şimdi şeyin pointer'ın işaretinden görünmüyor. Kaldırıyorum. Bakın at nalı gibi bir multinükleer hücre. Henüz küçük büyütmedeyiz. Bu bir dev hücre. Ayrıca bazı yerlere nükleusların pek giremediğini, mesela şurada nükleuslar var, 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 şurada yok. Niye yok? Burası nekroza başlamış. Kazeifikasyon nekrozu. Daha geniş alanlarda göreceğiz. Bakın şurada da bir multinükleer dev hücre var. Şu anda göremiyorsunuz, şimdi görüyorsunuz şu. Bu da bir multinükleer dev hücre. Şu anda granülomları gördüm. Histiyositlerden oluştuğunu gördüm. Küçük nekroz odakları var, multinükleer dev hücreler var. Aslında aklımda tanı şekillendi. Şimdi daha yakından bakıyoruz. İşte az önce uzaktan gördüğünüz bir granülom. Epiteloid histiyositler, şu alan. Etrafında lenfositik bir zon, daha küçük mor gördükleriniz. Ve histiyositlerin arasında multinükleer dev hücreler. Tüberküloza özel olarak nükleuslar böyle at nalı gibi dizilirse biz buna Langhans tipi diyoruz. Şart değildir, tanı koydurucu değildir ama genellikle böyle görürüz. Bakın burada bir başka ezilmiş, büzülmüş bir granülomun dev hücresi de var. O başka bir granülom. Bir süre sonra kaynaşabilirler. Burada küçük bir granülom başlamış. Henüz nekroz da göremiyoruz, dev hücresi de göremiyoruz. Bu tam şekillenmiş güzel bir granülom. Preparatlara baktığınız zaman bütün granülomlar buradaki gibi çok güzel olmayacaktır. Onun için tüm alanları bu bakış açısıyla dolaşmak gerekir. Yakından bakıyoruz. Bu at nalı gibi dev hücremiz. Şunlar epiteloid histiyositlerimiz. Epiteloid dememizin sebebi hücrelerin sıkıca bir araya gelmesi. Bir araya gelip sanki aynı sitoplazmanın içerisinde çok sayıda nükleus varmış gibi görünmesi. Öyle değil aslında. Farklı hücreler. Eğer aynı sitoplazmayı bölüşüyorlarsa şurada olduğu gibi açıkça şu bir hücre içerisinde sadece bu kesitte belki 20 tane çekirdek görüyorsunuz. 3 boyutlu düşünürseniz yüzlerce çekirdek var içerisinde. Bu multinükleer bir hücre. Bunların çapları 15-20 mikron, bunun çapı 50-60-70 belki 100 mikron. Kocaman oluyor. Şu kısımda ise nekrozun başladığını görüyoruz. Şurası nekroz alanı başlamış. Bir başka alan granülomlar beceriksizce dizilmişler. Şurada az önceki granülomumuz. Şurayı buranın merkeze alındığı fotoğrafta görmüştük. Burada da bir granülom, çok sayıda dev hücre, bir başka granülom. Bu granülom çok kitabiydi. Fotoğrafı çekilip kitaba basılır gibi. Bunlar düzensiz. Burada lenfositler var. Burada bir başka granülomu görüyorsunuz kenarından. Bir başka odak, dev hücresi biraz dışarıya pırtlamış ama granülomu seçiyoruz. İkinci bir granülom, üçüncü bir granülom birbirleriyle kaynaşmaya başlamışlar. Şuralar lenfosit zonları. Şunlar lenfosit bölgeleri. Ve küçük büyütmede gördüğümüz, bakın bunlar da kazeifikasyon nekrozu diye ta en küçükten gösterdiğim alanlar da şunlar. Bakın buradaki hücreler, şöyle sınırını çizeyim. Şurası canlı, içinde kalan, halkanın içinde kalan kısım nekrotik. Bakın böyle, şöyle alalım, şöyle alalım. Buranın tamamı. Şurada canlı hücreler var, histiyosit bunlar. Burada canlı hücreler var, lenfosit. Şurada canlı hücreler var, histiyosit. Burada canlı hücreler var, histiyosit. Şurada bir multinükleer dev hücre. Şu ortası, burası nekroz. Kazeifikasyon nekrozu. Sebebi öyle pütür pütür, ince, sanki kesilmiş süte benzediği için, kazein proteinine benzetildiği için o isim verilmiş. Olay o kadar eskiymiş ki, bakın şunlar kazeifikasyon nekrozu, pembe. Buralar mor, bu rastgele değil. Buralardan da kalsifiye olmaya başlamış. Distrofik kalsifikasyon, zaman içerisinde dokuya kalsiyum tuzları çökmeye başlamış. Bunlar bu şekilde
kasifi olabilirler eskidikçe. Bir başka odak, burada nekroz pek yok. Granülomları seçiyorsunuz. Diğerleri kadar çok yakışıklı değil ama o lenf nodunun içi çok sayıda böyle granülomlarla dolu. Evet, bugün söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi zor değil ama önemli bir konu. Akut iltihap, kronik iltihap, granülom nedir? Bundan sonraki laboratuvarlarımızda da birisinde benign tümörlere henüz dersini anlatmadık örnekler vereceğiz. Diğerinde de malign tümörlere.